Gençler selamlar, ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, 4. haftamızın 3. konusu olan basit eşitsizlikler konusunun testini çözeceğiz. Konu testini çözeceğiz bu videomuzda. Abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz geçelim sorularımızı çözmeye. Evet gençler, ilk sorumuzda bize ne denmiş bir bakalım. Aşağıda bir garajın içine park eden iki özdeş tır gösterilmiş. Bakın tırlar bunlar. Tırlardan biri garajın 21 metre olan kenarına, şu kısma, diğeri de 5 metre olan kenarına, bu kısma paralel konumdadır. Tırlardan biri tamamen garajın içinde, bakın şu tır tamamen garajın içinde. Diğer tır ise bir kısmı garajın içine girecek şekilde park etmiş. AB, BC ve CD uzunlukları birbirlerine eşit olmak üzere bir tırın uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Özdeş tırlarda bir tanesinin uzunluğu sorulmuş. Kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şöyle düşünelim. Tırımızın uzunluğu, bakın şöyle kırmızıyla gösterelim. Şu kısım CDX ise bu da X'tir, bu da X'tir. Dolayısıyla bu da X'tir, bu da X'tir diyeceğiz. Tırın uzunluğunun XXX'den 3X olduğunu görüyoruz. 3X sevgili arkadaşlarım 21 metreden daha küçükmüş. 3X 21'den küçükse sevgili arkadaşlar, demek ki x küçüktür 7 dememiz gerekiyor bizim. Daha sonrasında ise şuradaki x'i görüyorsunuz. Bakın x 5'ten daha küçük. X küçüktür 5 olduğunu görüyoruz. Bir de 2x'in 5'ten daha büyük olduğunu görüyoruz. 2x büyüktür 5. Demek ki x büyüktür 5 bölü 2. 5 bölü 2 nedir? 2,5'tür arkadaşlar. Şimdi 7'den küçük diyor. 5'ten küçük diyor. Ve 2,5'tan daha büyük diyor. Bunların hepsinin kesişim noktası x 2,5'tan büyüktür ve aynı zamanda 5'ten de küçüktür olacak. Çünkü 5'ten küçük olan her sayı otomatikman 7'den de küçük oluyor zaten. Burada kaç tane x tam sayı değeri vardır? Bir 3 var arkadaşlar, bir de 4 var. Demek ki cevabımız ne olacak? 2 olacak çünkü 2 tane tam sayı değeri bulduk. Geçtim bir diğer soruma. Bir diğer soruda ise şöyle yaklaşalım. Kemal bir kırtasiyede satılan kalem, silgi ve defterden parasının yettiği herhangi ikisini satın alacak. Kemal yapacağı seçimlerle alakalı bu soruda arkadaşlarım şurada parasının yettiğini yazıyor kitaplarınızda. Burayı artacağını diye düzeltiyorsunuz. Tamam. İkinci baskılarda düzeltildi. Kemal yapacağı seçimlerle ilgili kalem ve silgi alırsa parasının artacağını, yani kalem ve silgiyi aldığı zaman parayı veriyor, bir de para üstü alıyor anlamında. Kalem ve defter alırsa parasının yetmeyeceğini, defter ve silgi alırsa parasının tam yettiğini hesaplamış. Bu bilgilere göre kalem, silgi ve defterin ücretleri sırasıyla K, S ve D ise bu değerlerin doğru sıralanışı hangisidir? Şimdi kalemle silgi aldığı zaman sevgili arkadaşlar parayı veriyor, bir de para üstü alıyor. Yani bunların ikisi beraber alındığı zaman ucuz olmuş oluyor. Kalem ve defter alırsa parasının yetmeyeceğini, bakın kalemle defter aldığı zaman parası yetmiyor, üstüne para vermesi gerekiyor. Defterle silgi aldığı takdirde de parası tam yetiyor. Yani bu bundan, bu da bundan şu şekilde küçük olacak. Kalemle silgi aldığı zaman defterle silginin fiyatından daha ucuz oluyor. Defterle silginin fiyatı kalemle defterin fiyatından daha ucuz olmuş oluyor. Şimdi bu durumda sıralamamız ne olacak? Önce şu ikisine bakalım. Her iki tarafta S olduğu için S'ler gider, K küçüktür, D gelir. Bir de şu ikisine bakın. D'ler giderse S küçüktür, K gelir arkadaşlarım. E şimdi S K'dan daha küçükse demek ki ben S'yi nereye yazacağım? Buraya. O halde bizim cevabımız da ne olacak? S, K, D olacak. Yani Ceyhan seçeneği olacak cevabımız deriz. Üçüncü sorumuza geçtik. Eşkenar üçgen şeklindeki bir levhadan çevresi bu üçgenin çevresine eşit olan kare bir levha yapılacaktır. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu x birim. Şu x arkadaşlar. O zaman bu da x, bu da x'tir. Bu x neredeymiş? 3 ile 24 bölü 5 arasında olmak üzere karenin alanı tam sayı olarak en çok kaç birim kare olabilir diye bize sorulmuş karenin alanı. Şimdi öncelikle xxx bunun çevresine 3x ve ben bu 3x'ten bir kare levha yapacağım şimdi. 3x uzunluğundaki telden bir kare yapacağım. 3x nerededir? Demek ki ben bunu 3 ile çarpacağım. 3 kere 3 9. Küçüktür 3x. Bu da küçüktür. 72 bölü 5 yapar arkadaşlar.
Ve şimdi de bunu 4'e bölmem gerekiyor. Niye? Çünkü bunun çevresi 3x ise bunun bir kenarı 3x bölü 4'tür. Burası da 3x bölü 4'tür. Demek ki ben bunu 4'e bölmem gerekiyor ki neyini bulalım arkadaşlar bunun? Bir kenarının uzunluğunu. 9 bölü 4 küçüktür. 3x bölü 4 bu da küçüktür. 72'yi 4'e bölerseniz 18 gelir. 18 bölü 5 dedim. Şimdi ise gençler bunun alanı sorulmuştu değil mi? Yani 3x bölü 4'ün karesi gerekiyor bana. Madem öyle ben bunun karesini alacağım. Şunun karesi 81 bölü 4'ün karesi 16. Küçüktür. 3x bölü 4'ün karesi. Bu şekilde alanın aralığını bulmuş olacağız. 18 bölü 5'in karesi. 5'in karesi 25. 18'in karesi de gençler 18 ile 18'i çarpacağız. 80 artı 64'ten 144 ve 18'i şu şekilde toplayacak olursanız ne gelir? 324 gelir. Demek ki 324 bölü 25 diyeceğiz buraya da. Pekala. Ne demişti bize? Karenin alanı tam sayı olarak en çok kaç birim kare olabilir? En çoğuna bakacağız. En çok içinde 324 bölü 25'ten küçük tam sayı gerekiyor bize. Burada gençler 324'ün içerisinde kaç defa 25 var? Bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor bizim. 300'ün içerisinde 25, 12 defa, 12 kere 25 gençler 300 yapar. Kalan da 24 olur. Demek ki 12 küsurat bir sayıymış burada, bu şu sayı. 12 küsurat olan sayıdan küçük en büyük tam sayı kaçtır? Tabii ki 12'dir. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 4'e. N 3'ten büyük veya eşit ve aynı N bir doğal sayı olmak üzere 2N artı 6'dan büyük. Şimdi 2N N 3'ten büyük veya eşitse 2N nedir arkadaşlarım? 6'dan büyük veya eşittir. 2N artı 6 da tabi doğal olarak 12'den büyük veya eşittir. Bu cepte. Ve demiş ki bundan büyük, bakın bunun alabileceği en küçük değer ne? 12. Bundan büyük en küçük tek doğal sayın o zaman hemen 13. Tamam. Şimdi bir de 2N eksi 1 lazım. Sen N'nin 3'ten büyük veya eşit olduğunu biliyorsun. 2N büyük veya eşittir 6. 2N eksi 1 büyük veya eşit 5 olur arkadaşlar. 1 çıkardım. Şimdi bunun bundan küçük demiş ya. Bunun alabileceği en küçük değer 5. Bundan küçük en büyük tek doğal sayı 4 olamaz, tek değil. O zaman ne olacak? 3 olacak arkadaşlar. Ve burada soru istenen sayı da bu. Bunların farkı hangisidir diye sorulmuş. Yani 13 ile 3'ün farkı sorulmuş. Doğru cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve böylelikle bu sayfayı bitirdik. Geçtik bir diğer sayfaya. 79. sayfamızdayız. 5. sorumuzdayız. Sayı doğrusu üzerinde verilen A ve B sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. A sayısı 2'nin sağındadır demiş. Yani şu şekilde gösterelim. 2 şuradaysa A buradaymış arkadaşlarım. B sayısı 0 ile 1 arasında. Şurası 1 olsun. Şurası da 0 olsun. B sayımıza sevgili arkadaşlarım şurada bir yerdeymiş. Yani artık şunu biliyorum. A 2'den büyük. B de 0'dan daha büyük. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Daima doğru olan soruluyor. B kare eksi A kare 4'ten büyüktür denilmiş. Şimdi öncelikle B dediğimiz sayı bir basit kesir. Ben bu basit kesirin karesini alırsam yine bir basit kesir çıkacaktır. Basit kesir. Karesi bir basit kesir. Eksi 2'den büyük bir sayının karesini alırsam 4'ten daha büyük bir sayı gelecektir. 4'ten büyük bir sayı gelecektir kesin. Basit kesirden 4'ten büyük bir sayı çıkarırsam negatif olur sonuç. Ya burada ne demiş? Negatifi bırak 4'ten büyük demiş. Dolayısıyla birinci öncül cortladı. Geçtim ikinci öncülüme. A ile B'nin toplamının karesi 4'ten büyüktür. A ile B'yi toplayın bakalım. A artı B büyüktür 2 olmaz mı? E madem öyle ben bunun karesini alırsam A artı B'nin karesi de tabi doğal olarak 4'ten daha büyük olur. Yani ikinci öncülümüz daima doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. A ile 1 bölü B eşit olamaz. Şimdi ben A'yı 3 seçsem B'yi de 1 bölü 3 seçsem A sayısı 3 iken B sayısı 1 bölü 3 ise 1 bölü B sayısı nedir? Tabii ki 3'tür. Bunun ters çevrilmiş hali 3'tür. Ve 3 eşittir 3 eşit olabiliyor. Aksine bir tane örnek vermemiz yetiyordu. Bu da gitti. Cevabımız neymiş? Yalnız 2. Yani B seçeneğiymiş. Ve devam ediyorum 6. sorumla.
Aşağıda içinde 15 adet ilaç bulunan blister tabletin prospektüsü ve blisterin bir kısmı görünmüştür. Blisterde ilaçların görünmeyen kısımlarının alanları, bakın görünmeyen kısımlarının alanları toplamının, görünen ilaçların alanları toplamına oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle 15 tane ilaç varmış. Şurada 9 tanesi tam görünüyor. Demek ki burada arkadaşlarım şöyle bir muhabbet var. Şöyle 15 yaptı bakın. Tamam. Şimdi şunların bir kısmı görülüyor ya. Bunların bir kısmı görülüyorsa şunlar kesin görünmüyor. O zaman ben diyeceğim ki 3 bölü şunları da görünüyor olarak algılayalım. 12. Ben diyorum ki normal şartlar altında ilacın görünmeyen kısmının görünen kısmına oranı garanti 3 bölü 12'den daha büyüktür. Tamam. Bu bizden istenen x. Bu da neyden küçüktür diyeceğiz. Şunların görünmediğini düşüneceğiz. Hani şurada bir kısmı görünenler var ya şunlar arkadaşlar. Onların da görünmediğini düşüneceğiz. Bu sefer 6 bölü 9 olacak arkadaşlar. Yani 3 bölü 12'den küçük, 6 bölü 9'dan büyük bir, pardon, 3 bölü 12'den büyük, 6 bölü 9'dan daha küçük bir cevap olmalı bizim cevabımız. Şimdi 6 bölü 9 dediğimiz sayı hemen bir 3 ile sadeleştirelim. 2, bir daha 3 ile sadeleştirelim. 3, 12 yapalım. 4 ile genişletelim bu sefer de. 3 bölü 12 küçüktür x, bu da küçüktür. 4 ile genişletirsem 8 bölü 12 yapar. Demek ki 3 bölü 12 ile 8 bölü 12 aralığında. Gelin paydasını 24 yapalım. 24 yaparsanız 6 bölü 24 ile 16 bölü 24 aralığında olmalı. 5 bölü 24'e bakıyorsun, 6 bölü 24'ten önce, demek ki Adana cortladı. 48 yapalım, 2 ile genişletin. 12 bölü 48 ve 32 bölü 48. Bakın 11 bölü 48 hemen 12 bölü 48'in solunda, bu da gitti. 33 bölü 48 de 32 bölü 48'in sağında, bu da gitti. Aralığında olması gerekiyor çünkü. 24'ten 72'ye geçelim. Nasıl geçeriz? 3 ile genişletelim. 18 bölü 72 ile, burayı da 3 ile genişletirseniz 48 bölü 72 aralığında olmalı diyoruz. 18 bölü 72 ile 48 bölü 72 aralığında bir 51 bölü 72 bulamayız. Dolayısıyla bu da gitti. Demek ki cevap Edirne'ymiş. Gelin şunu 24'ü 96 yapalım. Bu sefer 4 ile genişletmemiz gerekiyor gençler. Genişletelim 4 ile. 4 kere 6 24 bölü 96. Ve 4 kere 16 da 64 bölü 96'dır. 61 bölü 96 da bu ikisinin arasındadır. Hatta şurada bir yerde değil mi? 64 bölü 96'nın hemen solunda. Dolayısıyla cevabımız Edirne'ymiş diyebiliriz. Devam ediyorum 7. sorumla. Şekilde 2 bölümden oluşan bir TV ünitesi ve alt bölümün üzerine konulmuş bir televizyon gösterilmiş. Alt bölümün en üst kısmının yerden yüksekliği, üst bölümün en alt kısmının yerden yüksekliğinin 1 bölü 3'üdür. Şimdi alt bölümün en üst kısmının yerden yüksekliği h ise, üst bölümün en alt kısmının yerden yüksekliği 3 katıysa, yani 1 bölü 3'ü demiş ya, 3h olmalı. Demek ki buraya 2h kalacak, tamam mı? Televizyonun en üst noktasının, yani şuranın yerden yüksekliği de 153 santimetreymiş. 153 santimetre. Pekala, şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunu yapacağız bakın. Öncelikle burada sorumuzun kökünü de okuyalım da öyle çözelim. TV ünitesinin alt bölümünün yüksekliği kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Yani H için kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş bize. Öncelikle ben 3H'ın 153'ten daha büyük bir sayı olması gerektiğini biliyorum. Yani böylelikle H büyüktür 51 diyeceğim. Buradaki H sayısının da aynı zamanda 153'ten daha küçük olması gerektiğini görüyorum. H 153'ten küçük ve 51'den büyükse ilk alabileceği değer 52'dir. Son alabileceği değer de 152'dir. Dolayısıyla sevgili gençler, burada kaç tane tam sayı vardır şimdi buna bakacağız. Son terimden ilk terimi çıkardım ve 1 ekledim. Böylelikle 100 artı 1'den doğru cevap 101 olur. Cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. 8. sorumuz. Sınava hazırlık için YouTube'da ders çalışan öğrencilerin %48'i ile %51'i arasındaki bir kısmın SML Hoca Matematik, %53'ü ile %56'sı arasındaki bir kısmın da Kenan Kara ile geometri kanallarını takip ettiği biliniyor. Kenan Hoca'ya çokça selamlar. En fazla
%6'sının bu iki kanalı da takip etmediği düşünülürse hem SML Hoca hem Kenan Karay'ı takip eden öğrencilerin sayısının YouTube'da ders çalışan öğrencilerin tümünün sayısına oranı hangi iki yüzdelik dilim arasındadır diye sorulmuş bize. Şimdi %48'i ile %51'i arasında bir kısmın SML Hoca'yı takip ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Tamam. %53 ile Ken 06 biliyorsunuz Kenan Karan'ın mahlası diyelim. %56 arasındaki bir kısmında sevgili arkadaşlarım Ken 06'yı takip ettiğini biliyoruz. En fazla %6'sını demek ne demek? Maksimum %6 demek. Ya %0'dır, en küçük %0'dır. Maksimumda %6'dır. İkisini de takip etmiyor. Tamam mı? Takip etmeyenleri soru işareti diyelim. Hayırdır yani. Evet. Ne demişti bize? Düşünülürse hem SML Hoca hem de Kenan Karay'ı takip eden öğrencilerin sayısının YouTube'da ders çalışan öğrencilerin tümünün sayısına oranı hangi iki yüzdelik dilim arasındadır diye soruluyordu. Topluyorsunuz gençler bunları. %101 yapar bakın 48 artı 53. Küçüktür. 51, 56 daha 107, 6 daha 113 yapar arkadaşlar. %113. Şimdi grubun tamamı ne olması gerekiyor arkadaşlar? %100. Burada niye %101 çıktı? %1 fazlalık var. Grubun tamamı yine %100 iken burada %113 çıkmasının sebebi %13 fazlalık olması sevgili arkadaşlarım. Bu da zaten ikisini de takip eden öğrencilerin sayısı olmuş oluyor. Dolayısıyla %1 ile %13 aralığındadır diyeceğiz. Cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olacak. Bu da çıkmış bir sorunun çok benzeri olan bir soru. Devam ediyorum 9. soruyla. Bu eşitsizliğin çözüm aralığı hangisidir diye sorulmuş. Ne yapmamız gerekiyor? Önce 4 çıkaracağız. 4 çıkar arkadaşım 0 küçüktür eksi x. Bu da küçüktür 12. Şimdi ise eksi x değil x lazım olduğu için eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarpınca bu buraya gelecek. Eksi 12 küçüktür x küçüktür. 0'ın eksilisi zaten 0. Demek ki x nerede olmalıymış? 12 ile 0 açık aralığında olmalıymış. Yani cevabımız Bursa seçeneği olmalıymış gençler. 10. soru. X bir tam sayı olmak üzere Ali, Berat ve Cemil'in cüzdanlarındaki paralar ki arkadaşlar bu sorumuzda sizlerden yine özür dileyerekten cevaplarımız değişti arkadaşlarım. Buradakiler. Soru çok doğru ve çok da güvendiğim bir soruydu aslına bakarsanız. Ama şöyle birazdan kitaplarımızdaki cevap anahtarları neden öyle onu da anlatacağım soruyu çözerken. Şimdi demiş ki bize x bir tam sayı olmak üzere Ali, Berat ve Cemil'in hatta şurası da düzelsin. A bir tam sayı olmak üzere Ali, Berat ve Cemil'in cüzdanlarındaki paralar 6a-12, a+2b ve 5a+2 şeklinde verilmiş. 3 arkadaş bir futbol topu almak istediklerinde Ali ve Berat'ın toplam parası topu almaya yetmemiş. Şimdi Ali ile Berat'ın toplam parası nedir? 7a+2b-12'dir doğru mu? Ve bir topu almaya yetmemiş. Topun parasından daha ufak paraları varmış. Berat ve Cemil'in paraları topu alabiliyormuş. Demek ki topun fiyatı Berat'la Cemil'in paraları toplamından daha küçük. Yani 6a+2b+2'den daha küçük. Şimdi aradan topu kaldırabilirim ben. Böylelikle şu direkt şundan daha küçük olmalı deriz. Yazalım. 7a+2b-12 küçüktür. 6a+2b+2. Böylelikle şuradaki 2b'leri de artık aradan kaldırabiliriz. Her iki tarafta da var zaten. 7a-12 küçüktür. 6a+2'yi yakalamış oluruz. Ensesinden kavradık tamam mı? 6a'yı bu tarafa fırlattın. A küçüktür. -12'yi karşıya atarsan da +12+2'den 14 gelir. İşte soruyu bu şekilde ben yazdıktan sonra Ali'nin cüzdanında en çok kaç lira vardır diyor ya. Ben A'nın maksimum değeri olarak 13'ü düşünüp şuraya 13 seçeneğini doğru seçenek olarak yazmıştım. Ama Ali'nin cüzdanında en çok kaç para vardır diye sorduğumu unutmuşum arkadaşlarım. O yüzden kusura bakmayın. Cevap o yüzden burada 13 görünüyor.
Bu bilgilere göre Ali'nin cüzdanında en çok kaç para vardır diye sorulmuştu. A'nın maksimum değeri lazım bize. A'nın maksimum değerinin 13 olduğunu biliyoruz. Demek ki ben buradaki 13'ü alacağım. Ali'nin parasındaki A gördüğüm yere yazacağım. Yani 6 çarpı 13 eksi 12 benim cevabım olacak. Bu da 78 eksi 12'den 66 cevabını verir bize. Doğru cevap, cevap şıkkını değişmesin diye yine Bursa seçeneğini koydum. Cevabımız B idi gençler. Devam ediyorum 11. soruyla. Allah'ım nefes nefese kaldım. Şu an odanın içi 39.7 derece olarak gösteriyor. Hayırlı işler. Bir banka yapacağı maaş zammı için çalışanlarına iki ayrı seçenek sunup çalışanlarından kendilerine yapılacak olan zammı seçmelerini istemiştir. Aşağıda bankanın çalışanlarına sunduğu seçenekler de verilmiş aynı zamanda. Net zam seçenekler şunlar. Ya net zam seçeneğini seçeceksin. Direkt lönk diye 1600 TL'nin maaş zammı yapıyor ya da yüzdeli zammı seçeceksin diyor. Yani maaşınızın %20'si kadar maaş zammı veriyor sana direkt. Banka çalışanlarından İlyas yüzdeli zammı seçiyor. İlyas bunu seçiyor arkadaşlarım. %20 zammı seçiyor. Abdullah da net zammı seçiyor. Neden bir insan net zammı seçer veya neden bir insan yüzdeli zammı seçer? Şimdi bunları düşüneceğiz. Tabii ki her ikisi de neyi seçmek ister? Doğal olarak kendisi için iyi olanı ister. Diyor ki İlyas'ın maaşı, Abdullah'ın maaşı, İlyas'ın maaşı A, Abdullah'ın maaşı B olduğuna göre aşağıdakiler hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi İlyas arkadaşımız neyi seçmişti? Yüzdeli zammı seçmişti. Demek ki A'nın %20'si, bakın %20'si ne demektir? 20 bölü 100 demektir, tamam mı? %20'si 1600'den daha büyük oluyormuş ki adam gitmiş yüzdeli zammı seçmiş. Ve Abdullah'ın maaşı da demek ki 1600'den daha küçük oluyormuş. Yani 1600 daha karlı geliyormuş. Neye göre? Abdullah'ın maaşının %20'sine göre. Ha, çok güzel. Şimdi bu 20 bölü 100 demek aslına bakarsanız 1 bölü 5 demek. Büyüktür 1600 diyorum. Bu da büyüktür. B çarpı 1 bölü 5. Bu 1 bölü 5'leri ortadan kaldıracak bir hamle lazım bize. Tabii ki eşitsizliği 5 ile çarpmak. Çarparsanız bu 5 ile bu 5. Buradaki 5 de gider. A büyüktür. 5 kere 1600 8000 yapar. O da büyüktür. B'dir. Yani A 8000'den büyük. O da B'den büyük. Ya da B 8000'den küçük. Bu da A'dan küçük diyeceğiz. Cevabımızda ne olacak? Denizli seçeneği olacak gençler. Ve devam ediyorum 12. sorumla. ABC reel sayı. AB'den BDC'den büyük. C eksi B çarpı B eksi A çarpı A artı C eşit sıfır eşitliği sağlandığına göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuş. Şimdi A B'den B de C'den büyükken ben C'den B'yi çıkarırsam negatif bir sonuç elde ederim. Çünkü küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış oldum. B'den A'yı çıkarırsam da yine negatif bir sonuç elde ederim. Ve burası negatif, burası negatifse çarpımları tabii ki pozitiftir arkadaşlar. Yani şu kısım bir pozitif sayıymış. Peki ben bu pozitif olan sayıyı neyle çarparsam 0 olur? Tabii ki 0'la. Demek ki A artı C'miz gençler 0 olacakmış. Yani A eşittir eksi C olacakmış. A ile C birbirinin zıt işaretlisi olacakmış da diyebiliriz. B hakkında bir yorum yapılabilir mi? Hayır, şu an bize verdiği bilgilerle B hakkında yorum yapılamaz arkadaşlar. Hatta şu kısımda A ile C zıt işaretliyse biliyorsunuz A büyük B büyük C idi şurada. Demek ki A pozitifmiş, C negatifmiş ama B hakkında herhangi bir yorum yapamıyorum. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Şimdi gençler, bakalım B hakkında yorum yapamıyorsam, içerisinde B geçen bence her şeyi silebilirim. Bakın, B kere C sıfırdan küçüktür demiş, yorum yapamam. A kere B, yorum yapılamaz. A kere B, sıfırdan büyüktür demiş, yorum yapılamaz ama işaretleri birbirinden farklı olan A ile C'nin çarpımı sıfırdan küçük diyorsa, kesinlikle ama kesinlikle cevabımız denizlidir. Geçtim 13'e. Toplamları 61 olan birbirinden farklı 3 adet tek sayıdan herhangi ikisinin toplamı 3. sayıdan daha büyüktür demiş. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar 3 tane sayımız var. A artı B artı C. Bunların toplamları 61. Herhangi iki tanesinin toplamı da bir diğerinden büyük oluyormuş gençler. Tamam. Bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır diye sorulmuş. Yani maksimumunu bulacağız. Şimdi öncelikle 61 dediğimiz sayı 2'ye bölünebilen bir sayı değil. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım
İkisinin toplamına 31, bir diğerinin toplamına 30 dersem her halükarda sağlamak zorundadır. Yani şöyle mesela 2 seçtiniz, 29 seçtiniz, 30 seçtiniz. 30'da 2'nin toplamı 32, 29'dan büyük. 2 ile 29'un toplamı 31, 30'dan büyük. 30'da 29'un toplamı 59, 2'den büyük sağlar. Yalnız şöyle bir durum var, bakın neden 31 ve 30? Yarısına yakın şeyler seçtim 61'i. Yalnız şöyle de bir durum var tabi. Hocam mantıklı, hoş konuşuyorsun fakat boş konuşuyorsun. Neden? Çünkü gençler bu sayılar tekmiş. C30 olamaz ki. Hayda, ne yapacağız? O zaman gençler, o zaman şöyle bir şey yapacağız biz. 31 ve 30 seçmeyeceğiz. Hepsi tekse tek ve tekin toplamı mutlaka çift yapacaktır. Demek ki ben burayı 32 seçeceğim. Burayı da doğal olarak 29 seçeceğim. Ve burası 32 ise ne olabilir arkadaşlarım? 1 ile 31 olabilir. Değil mi? 1, 31, 29. Şimdi peki bu sağlar mı hocam? 1 ile 29'u topla 30. 30, 31'den daha büyük değildir. Demek ki bu sağlamıyor. O halde mecburi olarak ben bunu ne seçeceğim? 3. Bunu da 29 mu seçeceğim? Birbirinden farklı demişti. O halde yine mecburiyetten bunu 5, bunu da sevgili arkadaşlarım 27 seçeceğim. Bu da 29 olacak. Bakın 31'i lönk diye gidip işaretleyebilirsiniz buraya 1'i 31'i yazdıktan sonra. Fakat bunu yapmıyoruz. En büyük sayımız en çok 29'dur diyeceğiz sevgili gençler. 13. sorumuzu da çözdükten sonra geçtim 14. soruma. X 1 ile 7 aralığındaymış. X kare eksi 6 x artı 7 ifadesinin alabileceği maksimum tam sayı değeri sorulmuş bize. Öncelikle x'in karesini bulup sonra 6 ile çarpıp toplamayacağız. Neden? Çünkü burada 2 tane x var. Ne yapmamız gerekiyor? X kare eksi 6 x artı 9 deyip 2 çıkarmamız gerekiyor ki tekrardan 7'yi versin. Sebep, tam kareye çevirdik. X kare eksi 6 x artı 9 tam karedir. Neyin karesidir? X eksi 3'ün karesidir. Bir de bundan 2 çıkaracağız. Şimdi bize x eksi 3 lazım. Diğer türlü çözmüş olsaydık soruyu kesinlikle ama kesinlikle yanlış cevap bulacaktık. X eksi 3 lazım. Neye göre? Buna göre. 3 çıkar eksi 2. Küçüktür x eksi 3. 7'den 3 çıkardım 4. Karesini alacağım. 0 küçük veya eşittir x eksi 3'ün karesi dedik. Bu da küçüktür 16 dedim. Ve 2 çıkaracağım. Eksi 2 küçük veya eşittir x eksi 3'ün karesi. Bu da küçüktür 14. Ne demiş? En büyük tam sayı değeri. Buradaki alınabilecek en büyük tam sayı değeri 14'ten önce nedir? 13'tür. Cevabımız da Bursa'dır deriz gençler. Bir diğer düzeltme içeren sorumuz da bu arkadaşlarım. Yine şıklar değişti. Yine çok mantıklı düşünmüştüm aslında ama sorunun içerisinde aklıma farklı bir şey gelip şıkları 5, 6, 7, 8, 9 diye yazdığımı hatırlıyorum. Şıklarımızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Sizlerden tekrardan özür diliyorum. Barış, Kenan ve Kemal'in bayramda topladıkları harçlık miktarları sırasıyla 101-2A, A artı 12 ve 56'dır. En az harçlık toplayan kişi Barış ve en fazla harçlık toplayan kişi Kemal olduğuna göre A sayısı kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Öncelikle en az harçlık toplayan Barış'ın topladığı harçlık bu. Küçüktür diyorum. En fazla toplayan da 56'ymış. O zaman ortanca da A artı 12'miş. Bakın bu Kemal, Kenan ve Barış. Şimdi gençler ne yapacağız? İki türlü çözeceğiz demiştik. Biliyorsunuz bu tarz soruları. Bununla bunu bir çözeceğiz. Bununla da burayı bir çözeceğiz. 101-2A küçüktür A artı 12 diyorum. Buradan 3A büyüktür 89 geliyor. Ve A da büyüktür diyoruz. 29 küsurat bir sayı. 90 olsa 30 olacaktı. Peki bir de şu ikisini çözelim. A artı 12, A artı 12 küçüktür 56 ise A küçüktür 44. Şimdi A 29 küsürden büyükse ilk değeri 30'dur. Sonra 31 diye devam eder. En yüksek alınabilecek değer de 43. Burada kaç tane tam sayı değeri vardır? Tabii ne yapacağız? Son terim eksi ilk terim artı 1. Böylelikle 14 tane tam sayı değeri olması gerektiğini görebiliriz. Doğru cevabımız da B seçeneği olur gençler. Ve son sorumuz. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Bir kere payda da bu şekilde paydayı sıfır yapabilecek bir x olmaması gerektiğinden x farklıdır 6 diyoruz arkadaşlarım. Bu cebe giriyor. Sonra bunu yaptıktan sonra her bir ifadeyi ters çeviriyoruz. Ters çevirirken de bunu buraya, bunu buraya alıyoruz. Yani 1 bölü 6 küçüktür. X eksi 6 bölü 5. Bu da küçük veya eşittir. Bakın burada eşitlik olduğu için onu da oraya aldım.
1 bölü 2 diyoruz. Şimdi ise şunu yapıyoruz. Paydaların hepsini eşitleyelim. 5, 6 ve 2'nin hepsi 30'da eşitlenir arkadaşlar. Dolayısıyla burayı 5 ile genişletelim. Burayı 6 ile genişletelim. Burayı da 15 ile genişletelim. Böylelikle 5 bölü 30 küçüktür 6x eksi 36 bölü 30. Bu da küçük veya eşittir 15 bölü 30 diyelim. Bölü 30'ların hiçbirini de görmenize gerek yok. Artık şunu söyleyeceğiz. 5 küçüktür 6x eksi 36. Bu da küçük veya eşittir 15. Her bir eşitliğe, her bir eşitsizliğin her yanına da 36 ekleyelim. Böylelikle 41 küçüktür 6x. Bu da küçük veya eşittir 36, 15 daha ne yapar arkadaşlar? Bakalım, 36 ekledik değil mi? Aynen, 51 yapar. Şimdi hepsini de 6'ya böleceğiz. 41'i 6'ya böldüğünüz takdirde 41 bölü 6'dan burası sevgili gençler 6 küsür bir sayı gelecektir. 7 olmaz çünkü 6 kere 7 42. Küçüktür x, bu da küçük veya eşittir. 51'in içinde 6 kaç defadır? O da 8 defadır. 8 küsurat. Tamam. Şimdi x'in alabileceği ilk değer burada 7. X'in alabileceği bir değer, tam sayı değeri de 8'dir arkadaşlarım. Sadece 7'yi ve 8'i alır. Sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu. 6'dan farklı olacak dedik ama 6'yı zaten alamıyor. Eğer almış olsaydı, yani burada bir 6 değeri bulmuş olsaydık yine eleyecektik. Dolayısıyla 2 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Ve bu da son sorumuzdu gençler. 16. sorumuzda çözmüş bulunuyoruz. Bu videonun ve bu testin de sonuna gelmiş oluyoruz. Bir diğer konumuzda mutlak değer konusunu işleyeceğiz. Mutlak değer ve hemen ardından mutlak değer konu testini çözdükten sonra artık bir sonraki haftanın konularına çalışacağız. Ben onların videolarını çekerken siz de sevgili gençler bu haftanın ve geçmişten ödevleriniz varsa o ödevleri yapacaksınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.